Toro, Toro, Toros. Çukurova'yı da kucaklayan dağ silsilesine adını veren Anadolu steplerinin özgür efendisi. Hititlerin söylemiyle beyaz boğa, yıldırım şakaması soluğunu boşaltır bol karlardan, aladağlardan, toroslardan, yeşil dinginliğe bakar sürekli. Onun soluğunda durulur üçüncü delta. Anadolu'nun eski halklarına, Luvilere, Hattilere, Hurilere, Hititlere yollar açılır. O yolların en büyüğü Hitit dağ yolu doruklarda çatallanır. Biri birinci deltayla ikinci deltaya, öbürü üçüncü deltaya uzanır. O yeşil, kadife enginliğe. Sırtında Mitras, Mitras'ın elinde kalem, Adonis çiçeklerine bakarlar. Mitras, kalemini ruhuna batırarak yeni bir evren yılını devindirirken, üçüncü deltada bir sanat girişimi başlatılır. Ana ilkesi yerelden ulusala, ulusaldan evrenseledir. Önce Adana Sanat Günleri, sonra Çukurova Sanat Günleri başta, türlü isimlerle yıldız yıldız akar Çukurova'dan, Doğu Akdeniz'den, ekin sanat evrenine. Yıldızın ismi Çukurova Sanat Girişimidir artık. Pusulasız günlerde ekin sanat etkinlikleriyle alçak gönüllü bir yol gösterici olmayı ilke edinir zamanla. Çukurova Sanat Girişimi, felsefesi, ilkeleri olan bir girişimdir. Çukurova Sanat Girişimi adı altında düzenlenen etkinlikler halktan, emekten yana, aydınlanma devrimleri çizgisinde, estetik düzeyi yüksek, ilerici niteliktedir. Çukurova Sanat Girişimi gönüllülerinin daha yaşanılır bir dünya için işe kendinden, kentinden, bölgesinden başlamaktan başka kaygısı olmamıştır. Bir de daha yaşanılır, yaşama gerekçesi arttırılmış bir kent, bir bölge yaratılmasına çalışmak, gitgide Çukurova'nın, Doğu Akdeniz'in kültür sanat merkezi olmasını düşlemek olmuştur. Yazarlar Evi Derneği, Çukurova Kitap Fuarı, Uluslararası Çukurova Sanat Günleri gibi kentsel, ulusal, evrensel nitelikte projelerle bu düşlerinin çoğunu gerçekleştirmiş, sanatla insanları, halkları birleştirmiştir. Ekmekçi Halil Bey konağı, Çukurova Sanat Girişimi'nin önerisi üzerine Seyhan Belediyesi tarafından Yazarlar Evi yapılmak üzere restore edilmiştir. Yazarlar Evi Derneği yönetimince yönetilerek uzun süredir düşlediğimiz Çukurova Okulu adıyla çalışmalar yapmak, türlü kültür sanat etkinlikleri, kurslar, çalıştaylar düzenlemek asal göreviyle yalnızca Adana'nın değil, Çukurova'nın kültür yuvası, dünyaya açılan penceresi olacaktır. Kültür sanat dünyasından şair yazar Sayın Namık Kuyumcu, sanatçı Sayın Metin Uca, bilim ve edebiyat eseri sahipleri meslek birliği BESAM Genel Başkanı Sayın Esen Aslan Doğan, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Türkiye PEN Yazarlar Derneği Genel Başkanı Sayın Zeynep Oral ve Adana'dan da birbirinden değerli bilim, kültür, sanat insanının katıldığı 5 Mart'ta gerçekleşen Yazarlar Evi'nin açılışını çok değerli başkanımız Sayın Zeydan Karalar yaptı. Çukurova Sanat Girişimi, bir anlamda kurumsallaşmaya doğru en büyük atılımını Uluslararası Çukurova Sanat Günleri ile yapmıştır. Çukurova Sanat Girişimi çatısı altında sürekli yapılan en büyük etkinlik olan Uluslararası Çukurova Sanat Günleri'nin bölge sanatına, ekinine katkıları bilimsel,
sanatsal çalışmaların konusu durumuna gelmiştir. Uluslararası Çukurova Sanat Günleri, Suriye ve Türkiye'de eş zamanda Halep, Laskiye, Adana, Kozan, Ceyhan, Mersin, Tarsus, Silifke, Anamur, Antakya, İskenderun, Samandağ gibi çok merkezde düzenlene gelmiştir. Bir kezinde açılışı Laskiye'de, kapanışı Mersin'de yapılmıştır. Sonraki yıllarda Bodrum'da, İngiltere'nin Brighton, Avustralya'nın Sydney kentlerinde düzenlenen etkinliklerle Çukurova'nın sanat ruhunu birleştirici bir bilinçle uluslararası boyuta yansıtmıştır. Uluslararası Çukurova Sanat Günleri'nin 13.sü bu yıl 19-29 Mart 2019'da Çukurova'da Adana, Antakya, Mersin, Silifke ve İngiltere'nin Brighton, Avustralya'nın Sydney kentlerinde eş zamanlı düzenlenen etkinliklerle sanatseverleri evrensel dil sanatsal değerlerle buluşturuyor. İlerici, aydınlanmacı, emekten yana tavır koyan, insan onuru ve sevgisi aksı üzerinde yürüyen, temel felsefesi tek sözcükle barış olan Uluslararası Çukurova Sanat Günleri'nin bu yılki izleyi siber bilinmezlik. Yazılar, söyleşiler, paneller, gösterilerle teknolojinin hızı, bireysel ve toplumsal, olumlu, olumsuz yansımaları konusunda birçok konuğumuzun katkı sunacağı etkinliklerle farkındalığımız artacak, aydınlanacağız. Çukurova Sanat Girişimi Gönüllüleri, Arap Yazarlar Birliği, Türkiye Yazarlar Sendikası, girişim destekçileri ve katılımcı kuruluşlarla hayat bulan Uluslararası Çukurova Sanat Günleri ile bölgenin tarihsel birikimine, doğasına, kültürel değerlerine bir kez daha dikkat çekmek için aylarca çalıştı. Yeni katılımcılar, yeni anlayışlar ve yeni fikirlerle farklı boyutta gelişerek sanatseverler için hazırlanan 13. Uluslararası Çukurova Sanat Günleri, sergiler, söyleşiler, paneller, şiir ve müzik dinletileri konserlerle halkla kucaklaşıyor. Önceki yıllarda grafiti çalışmaları ve sokak gösterileriyle sanatı sokağa taşıyan Çukurova Sanat Girişimi, bu yıl Gül Bahçesi sitesi avlusunda drama ve dans etkinlikleriyle yine bir ilke öncülük ediyor. 13. Uluslararası Çukurova Sanat Günleri kapsamında her yıl olduğu gibi bu yılda kültür sanat dünyamıza iki yayın armağan ediliyor. Bunlardan biri ödül sahibi Nedim Gürsel adına hazırlanan armağan kitap, öbürü ise geleneksel etkinlik gazetesi. 2009 yılından bu yana verilen Çukurova Ödülü, bölgemizde sinemadan tiyatroya, resimden müziğe, şiirden romana, makaleden fıkraya, röportaja, çeşitli alanlarda eser sahibi sanatçı, akademisyen, gazeteci, yazar, kültür sanat, bilim ve edebiyat alanlarında emek ve ürün veren, kültür ve sanatla uğraşan, Çukurova'yı tanıtan, yücelten, Doğu Akdeniz'e, Orta Doğu'ya barış tohumları eken insanlara, tüzel kişilere verilir. Ödül, özel anlamda barış ödülü olarak da değerlendirilmelidir. Çukurova Ödülü'nün plaketi, bölgemizin en önemli kültürel kalıtlarından Mitra'sı, Torosların Beyaz Boğası'nı, Yeni Gün kozmogonisini sembolize ediyor. İlk kez Nihat Ziyalan'a verilen bu ödül, daha sonra sırasıyla Taha Toros, Ayla Kutlu, İpek Ongun, Erman Artun, Ülkü Tamer, Yaşar Kemal, Mehmet Aksoy, Suriyeli yazar Necah İbrahim, Haluk Uygur ve İsa Çelik'e verilmişti. Çetin Yenoğlu, Orhan Apaydın, Yaşar Öztürk'ten oluşan seçici kurul, Çukurova Ödülü 2019'un Nedim Gürsel'e verilmesini kararlaştırdı. Ödülün verilme gerekçesi şöyle açıklandı. Kültürel birikimi, bilinç düzeyi, eserlerini oluşturmadaki dil bilinciyle evrensel düşünebilme yetisinin barış umutlarını besleyeceğine inanılması. Tüm yıldırmalara karşın
özgür düşüncenin peşinde ilkeli duruşu, düşünsel tutarlılığı. Yazın yaşamını söyleşi, öykü, şiir, gezi yazısı, yazınsal inceleme, öykü, roman türlerinde boyutlandırması. Yazın sanatına yepyeni soluk getiren, üretken bir sanatçı olması. Türk Dil Kurumu ödülü almanın verdiği sorumlulukla, Fransızcayı çok iyi bilmesine karşın, ana dilinde yazmaya tutkun bir yazar olarak romanlarını, Türkçe yazmayı ilke edinmesi. Kitaplarının birçok ülkede yayımlanması, onlarca dile çevrilmesi. Kültürler arası iletişimde Türk kültürünün, sanatının bir elçisi gibi davranması. Dünyanın değer verdiği bir yazın insanı kimliğiyle Türk kültür yaşamında önemli bir değer olarak yer alması dolayısıyla. Gövdemi dünyanın bir parçası gibi hissediyorum. Ne bir kentte, ne de bir ülkede yaşıyorum ben. Benim ülkem, dilimdir diyen Nedim Gürsel, 1951'de Gaziantep'te dünyaya geldi. İlk yolculuğunu Balıkesir'e yaptı. Çocukluğu Manisa'da geçti. Yazarlığa ilk adımını 9 yaşında, Oğuz Özdeş'in Çocuk Haftası dergisindeki Sizin Köşeniz bölümünde yayımlanan şiir ve öyküleriyle attı. 27 Mayıs ihtilalinden sonra İstanbul'a taşındılar. 1961'de babası Orhan Gürsel'i yitirince Galatasaray Lisesi'nin orta kısmında yatılı olarak okumaya başladı. Okuldaki Tambur Gazetesi'nde şiir ve yazıları çıktı. Fransız şairlerinden çeviriler yaptı. İlk yazısı Şolohov'un hikayeleri, ilk öyküsü Yolculuk, 1967'de Yeni Ufuklar dergisinde yayımlandı. İlk telifini o yıl aldı. İlk Paris yolculuğunu da aynı yıl yaptı. Yeni dergide Mehmet Fuat, Cici Papa ve Senin Adın Yalnızlık adlı öykülerini yayımladı. Halkın Dostları dergisinde Gorki ve Lenin üzerine bir yazısı yayınlandı. Aynı yıl Ece Ayhan üzerine kapsamlı bir inceleme yazdı. Galatasaray Lisesi'ni bitirdi, Paris'ten burs kazandı, gitmedi. Yeniden bir darbe ile yüz yüzeydi. Bir kez daha idamlar gündemdeydi. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan idam edildi. İstemem dediği bursla sonra Paris'e geçti. 12 Mart muhtırasından sonra Halkın Dostları dergisinde yayımlanan Gorki'nin Öyküleri adlı yazısından dolayı mahkemeye verildiğinde 20 yaşındaydı. Savcı, yazdığı bir edebiyat eleştirisinde Gorki ile Lenin'in görüşlerini karşılaştırdığı için 7,5 yıl hapsini istiyordu. Soluğu Paris'te aldı. 12 Mart baskı döneminin genç insanlarda yol açtığı yıkımı, derin yaraları, İşkencede can verenleri ayrıntılarıyla anlattığı uzun sürmüş bir yaz öykü kitabını yazdı. Aynı yıl Paris'te Sorbonne Üniversitesi Modern Fransız Edebiyatı bölümünü bitirdi. Doktorasını en yüksek dereceyle tamamladıktan sonra gelen iş önerilerini geri çevirip Türkiye'ye döndü. Fransız filolojisinde bir asistanlık istedi ancak kadro bulunamadı. İlk kitabı Fransızca'ya çevrildi. Fransız dergilerine yazılar yazdı. Komutanın Tavşanları Le Monde gazetesinin Pazar Ekim'de yayımlandı. Paris'ten Milliyet Sanat Dergisi'ne Paris mektupları yazdı. Yeni dergi, birikim ve yeni ufuklara katkılarını sürdürdü.
Uzun Sürmüş Bir Yaz adlı kitabı için devletin güvenlik kuvvetlerini tahkir ve tezyiften sıkı yönetim mahkemesinde dava açıldı. Paris'te zorunlu sürgün yılları başladı. Tunus, Maghrib, Moskova, St. Petersburg, New York yolculuklarının ardından Fransa Bilimsel Araştırmalar Merkezi'ne araştırma görevlisi olarak atandı. Paris Sorbonne Üniversitesi'nde Türk Edebiyatı dersleri vermeye başladı. 1983'te Kadınlar Kitabı'na müstehcenlikten dava açıldı. Sevgilim İstanbul, Sorgu'da, Son Tramvay, Öğleden Sonra Aşk öykü kitaplarının ardından öyküleri daha sonra Cici Papa adıyla tekrar yayımlandı. Yerel kültürden evrensele, Paris yazıları, İzler ve Gölgeler denemeler, Seyir Defteri, Güneşte Ölüm İspanya gezi yazıları, Nazım Hikmet ve Geleneksel Türk yazını, Bozkır'daki Yabancı, Baş Kaldıran Edebiyat, Yaşar Kemal, Bir Geçiş Dönemi romancısı, Dünya Şairi Nazım Hikmet incelemeleri, Balkanlara Dönüş, Gemiler de Gitti gezi izlenimleri, Resimli Dünya, Boğaz Kesen Fatih'in romanı, Çıplak Berlin, Yedi Dervişler, Allah'ın Kızları, Hatırla Barbara, Şeytan, Melek ve Komünist gibi romanları, 40 Kısa Şiir adlı tek şiir kitabı, Yüzyıl Biterken Söyleşiler gibi 50'ye yakın eseri yazın dünyasında yerini aldı. Akademik dille yazdığı öykü ve romanlarını güzel bir kurmaca ağının içinde genişleterek okuyucuyu da peşinden sürükleyen Nedim Gürsel'in yazmayı sevmesinden de öte yazmaya tutkun ve aşık olduğu söylenebilir. Yazmak, yaşamak, soluk almaktır onun için. Dolayısıyla ben konmaktan çok göçüyorum dese de çocukluğundan bugüne yazmayı sürdürüyor. Nedim Gürsel deyince yazın dünyası kadar kentler de akla geliyor. Gezgin bir ruha sahip olan yazar kentlerle ilgili şöyle diyor. Kentler, coğrafyaları ve tarihleriyle benim öznelliğimin bir parçası oldular. Yurtsuzluğu, yurt edinme, bir anlamda o boşluk ve köksüzlük duygusuna da yol açıyor. İnsanın belirli bir yurdu, kök salabileceği bir coğrafya olmayınca, dile, yapıtının içine kök salmak istiyor. Yurtsuzluğu, bir kentten bir başka kente savrulmayı yurt ediniyor. Yazmak benim için bir varoluş biçimi. Yolculuksa vazgeçemediğim bir durum. Yolculuktan besleniyorum da. İlk başta zorunlu, sonradan gönüllü sürgünlüğü, ait olma duygusunu irdelemesine yardımcı olmuştur. Sığındığı liman, ana dili Türkçedir. Kendi deyimiyle yazar yazdığı dile aittir. Nedim Gürsel, 1971 yılından bu yana Paris'te yaşıyor olmasına karşın ana dili olan Türkçeden kopmamış, öykü ve romanlarının hepsini ana dilinin ezgilerine, inceliğine bağlı kalarak yazmıştır. Sanat yaşamında 50 yılı aşan yazar, yazın dünyasını söyleşi, öykü, şiir, deneme, gezi yazısı, yazınsal inceleme, roman gibi türlerle taçlandırdığı eserleri onlarca dile çevrilerek çok sayıda ülkede yayımlanmıştır. Birçok akademisyenin yüksek lisansına, doktora tezine, makalelerine, kitabına konu olmuş, olmaya da devam etmektedir. Ayrıca dergi dosyaları da olan Gürsel, sanat yaşamı boyunca birçok ödüle de değer görülmüştür.